Merhaba Doris Kat. Bir de gördüğünüz yemek yemek. Ah, gibi duruyorsun. Evet. Bugün yani şef, master chef olmak istiyoruz yani. Anlıyor musun? Yekeme. Evet. Yekeme ne demek? Burada. Yekeme. Okey, yekeme. Yekeme. Okey. Yörük kızının mutfağı. Nasıl yani? Ne varsa. Okey, evet. Edeki mali pide nasıl pişirilir? Nasıl pişirilir? Pide nasıl yapılır? Nasıl yapılır? Hamur yani yakalım. Güçün geç nasıl yapalım? Yani anladınız mı? Evet. Evet. Bizim gibi heyecanlıysanız, you know, heyecanlıysanız anladınız. Abone ol, videoyu paylaş. Hangi dil? Bizi Instagram... Bu Türkçe ya. No, şan şöresin Türkçe. Yok, şan Türkçe. Şan Türkçe, evet. Öğrenmek istiyorsunuz. İstiyorsanız bana yaz. Ama ödemeniz lazım, bedava değil. Also, evet, videoyu paylaş. Arkadaşlarıyla paylaş. Evet, yani ne? onlar da bir de yani nasıl yapılır öğrensin yani. Okey, çok güzel. Evet, çok. Yani belki bir gün challenge yapabiliriz ya. Edis çok. Değil mi? Challenge yapabiliriz. Meydan okuma. Ama ben... But who's going to test? Ya, Türk arkadaşlarımız ben, çok ya. Ben, yok ikiniz yapacaksınız, ben. Hayır, çoğumuz yapacağız. Tamam, hadi. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere taş fırında pişenleri aratmayan, çok lezzetli ve bir o kadar da pratik pide tarifim var. İstiyorum. Öncelikle pidemizin hamurunu yoğurmakla başlıyoruz işe. Bunun için de bir kaseye 3 bardağı unu koydum. Hı? Kaç bardak koydunuz mu? Bunun içinde bir kaseye 3 su bardağı unu koydum. Bardağı. Üzerine bir tatlı kaşığı dolusu. O ne? Bu ne? İnstant tatlı mayo. Kaşığı. Yani... Tatlı kaşığı. Evet. Okey. Tatlı kaşığı işte. No. Ama bu ne demek bilmiyorum. Zenen gözlü kullanıyorsun lan. Tatlı what? Ben biz yani, de, yani biz de Türk değiliz yani. tamam. Ama keşke bir Türk yanımızda olsaydı ya. Ama yani karantin yani... Komşunuz çağırabilir misin? Hayır. O kadar yakın değiliz yani. Neyse. Kuru mayayı ilave ediyorum. Onun üzerine... Çok güzel bir fikir ama. Fikri. Takıyoruz. Devam edelim. Bir çay kaşığı toz şeker ilave ediyorum. Toz şeker. Bunu bir tatlı kaşığı da tuz. Evet, tuz şeker. Toz şeker, like dusty sugar. Bir de tuz da koydu, tuz da koydu. Tuz koydu. Sugar and salt, wow. İlave ettim ve yoğurmaya başlıyoruz. Bir su bardağı ılık suyla yoğuracağız. Su. Yeter! Yeter! O neden bu kadar çok koyuyor? Ya sen yapma mı biliyorsun ya? Allah Allah, neden tartışıyorsun kadınla? Hı? Sana ne kardeş? Canım çekiyor. Hamur gibi. Mur. Hamur. Hamur derken. Like mod. Hamur. Oh. Kumburu. Kumburu. Yüzüne yapıştı. Çok iyi olacak ya. Neyse. Böyle yumuşak bir hamur elde ettik. Şey gibi. Fufu gibi. Doğru. Fufu ya da pandediyem gibi. I'm learning. Bir su bardağı su yeterli geldi. Sadece bir yemek kaşığı kadar suyla da elimi ıslattım yoğururken. Üzerine bir buzdolabı poşeti kapatıyorum. Ve mayalanmaya bırakıyorum. Buzdolabı. For it to get hard. Yeah, in the fridge. Hamurumuzun... Bir dakika, buzdolabı... Bir buzdolabı poşeti kapatın. Üzerine bir buzdolabı poşeti kapatıyorum. Ve mayalanmaya bırakıyorum. Tamam. Fridge. Yok. Yeah, hamurumuzun mayasının gelmesini beklerken biz de pide... Biber, domates... Yeşil biber. Bu tatlı biber aslında. Soğan. Değil mi? Bilmiyorum. Et. No, köfte mi et? Et olması lazım. Köfte ne ya? Köfte... Bol. Şey. Tamam, sorry.
Pastemizin harcını hazırlayalım. Soğan. Bunun için 300 gram kadar... Bir dakika, bu biber ama 3 çeşit biberler. Bu da biber olabilir. Evet, bu da biber olabilir. Like black pepper. Evet. Ya siz biber çok seviyorsunuz ya. Ama biz ondan daha seviyoruz. Biz de ya. Ya biz de seviyoruz. Biz de. Ama karışık... Pide. No. Karışık biber. Kıyma kullanacağım. 2 adet domates. 1 adet kırmızı biber. Fakat kırmızı biber biraz büyük. Onun yarısını kullanacağım. Sivri biberlerim küçük olduğu için 7-8 adet kadar sivri biber kullanacağım. Sivri 2 adet kuru soğan. Sivri. Ve sivri değil ya. Bu sivriden korkuyor galiba. Bu sivri. Sen sivri. İki adet kuru soğan ve 2 diş de sarımsak kullanacağım. I think sivri is like ince gibi. İnce, sit. İnce. İnce. İnce thin. Just like silver Şişko snake. Olman. Silver snake, mosquito. Yarım çay bardağından biraz fazla sıvı yağ. 2 tatlı kaşığı pul biber. 1 çay kaşığı kırmızı toz biber. 1 çay kaşığı karabiber. Bu biber ne? Pul biber. Avuz mu? No, like pul biber. Ata... Atavuk. Atası? Atavuk. Okay. Bunlar işte. Ha, grinded pepper. Biber, 1,5 tatlı kaşığı tuz ve 1 tatlı kaşığı kadar da biber salçası kullanacağım. Hmm. Ben robotla çekmeyeceğim bunları. Küçük küçük doğrayacağım. Robotla çekersek biraz daha böyle lahmacun harcı gibi oluyor. O yüzden ben hepsini küçük küçük elimde doğrayacağım. Evet. Küçük küçük doğradığımız sebzeleri kıymamızın üzerine katıyoruz. Biber. Yeşil biber. Domates. Vegetable işte. Biber. Pul biber. Baharatlarımızı da kıyma ve sebzelerimizin üzerine katıyoruz. Bu ne? Tuz. That white. Tuz. 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 What's tuz? Salt. Salt. Tomato paste. Su. Ve bu harcı güzelce... Gerçekten. Cidden karışık bir de. Bunlar çok karışık ya. Yoğuracağız. Canım çekiyor şu an ya. Mix. Okay. İç harcımız da hazır. Artık pidemizi yapmaya başlayabiliriz. Hamurumuzun mayası geldi. Sertmiş. Hayır. Yekeme. Okay. Hamurumuzu un serdiğimiz tezgahın üzerine alıyoruz. Bilerek yaptı. Yekeme. Hmm. Yoruk kizini mutfağı. Evet. Okey, buradan... Evet. Yani espri yapıyorsun diye kısaydık ya. Günaydın. Evet, günaydın. Yeni uyandım. Bitirmek istedim yani. Haberiniz olsun. Bezeleri ayırıyoruz. Ah, okey. Gucci gang, nasıl keselim? Okey, top oluyor. Bir küçüklüğüne hamurumuzu, ilk hamurumuzu açtığımızda bakacağız. Hamur neye ilgin? Flour. Mod. Like it's mod. More like... ayarlayacağız. In this case is like what's it called? Squash dough. Tekrar. Bezelerimizin üzerinde örtelim ki kuruma ol. Kaç toplar? Aha, Quincy burada olsa. Top, tamam. Bu kadar. Bezelerimizde. Bir tane bezemizi alıyoruz. Merdane ile açmaya başlıyoruz. Yekeme. Yekeme yukarı. O zaman çok hep az... Uzunlamasını açacağız. Sakin ol. Tamam. Neden? Ha. That's how you make the... That's the shape now. Ah, ama. We can't do this, bro. We cannot. Vazgeç. Bence yapabiliriz ya. Hayır. Masa var burada. Sadece temizleyeceğiz. Ya ben zaten kolay yemekler yapamam yani. Ben nasıl bunu yapayım? Nasıl bunu yapacağım? Kebap... No, hayır. Oho. Kebap no. Tamam. Böyle olsun. Üçümüz beraber yapalım. Okey. Olabilir. Sokak çıkma yasa bitince. Şimdi var yani. Çıkamayız yani. Yeah. Anladınız mı? Yandırlıktan. Ben pidenin uzunluğunu tepsime göre ayarlıyorum. Tepsi? Tepsi.
Ben pidenin uzunluğunu tepsime göre ayarlıyorum. Hepsini. Ben pidenin uzunluğunu tepsime göre ayarlıyorum. Tepsi. Ve bu kadarı yeterli. Bu kadar. Şimdi harçtan koyuyoruz içerisine. Üzerine yayıyoruz. Et koymadı değil mi? Değil mi? Bu. Didn't put beef. Ama et sürdü. O chicken anything. Ya da peynir. The one that we were calling kofte. Maybe that was beef. Mashed beef. Ha. Tamam ama burada yani bizi göstermedi. Yani nasıl koyuyor. Devam edelim. Kulak kısmını kapatıyoruz. Yanları da üzerini kapatarak devam ediyoruz. Actually it's easy to do. Evet gerçekten aslında kolay. Kolay. Ama yani tadı çıkartması çok zor olacak. İki uç kısımlarını birleştiriyoruz şu şekilde. Then put in the oven. Okay. Yemek hazır. Ve yağlı kağıt serdiğimiz fırın tepsisine pidemizi yerleştiriyoruz. Tamam ablam. Ablacığım. Ve hemen ikincisine başlıyoruz. Tamam. Hızlı yapabilirsiniz şimdi çünkü biz anladık. Tamam. Ama yani ama yok. Biraz zor olacak ya gerçekten. Yani kaç tane yapabiliriz ki? 3 tane. Sadece üçümüz için. Evet. Ya da 4 tane. Çünkü yani bir arkadaşımız yani yemek istiyorsa. Çağırabiliriz. Ama gelmez. Şöyle hamurumuzun inceliğini de size göstermek istiyorum. Oldukça ince bir hamur açıyorum ben. Kalın bir hamur istemiyorum. Kalın olsun istemiyorum ben pidelerimiz. We don't want to make a thick. İnce güzel lezzetli pideler olsun istiyorum. Pide. Curry thick pide. Ve üzerine yine iç harcımızdan yayıyoruz. Curry thick pide. You want to make curry thick pide. Ve yine iki ucunu birleştiriyoruz. Yanlarını da kapatıyoruz. Şu çok mu dedi? Ucunu birleştiriyoruz. Yanlarını da kapatıyoruz. Aklıma gelmedi ya. Sil defa. Ben bağırıyorsun ya. Oha bebeğim. Bebek. Siz daha uzun yapabilirsiniz ama ben tepsiye sığması açısından daha küçük tutuyorum pideleri. Daha çirkin ama. Diğer pidemizin yanına alıyoruz. İlk pide daha güzeldi. Yani anlatarak yaptı. Yani sadece izleyici yaptı. İzleyici olarak yaptı. Nadie, I do. I don't. Ah, this is better. Daha bir daha güzel. Evet. Bence yıl doğdu ya. Reklam geliyor. Are you ready? Ne ya? Ne yapma ya? Pidelerimizin hepsini yaptım. En son bir tanesini böyle büyük tuttum sizler için. Kenarlarında yumurta sarısını sıvı yağ ile birazcık incelttim. Yumurta sarısına sürüyorum. Ne? Bu ne? Yumurta mı? Yani birazcık incelttim. Yumurta sarısına sürüyorum. Yumurta sarısı. What's it called? Yolk. Yolk. Why? Cause ama? Ne dedi? Said they put yolk.
Yok. Ama ne? Ama yok. Bu da diğer fidelerimiz. Onların da kenarlarına yumurta sarısı sürüyorum. Neden? Anlat. MasterChef JT. Evet. Ne için? Neden yumurta şey koyuyorlar? Tamam. Size anlatacağım şimdi. Bak. Dinliyoruz. Ama komik olsun. Lütfen. Yok. Ben komik... Değilsin. Hayır. Ciddi. Biliyorsun. Ben tamam. Ciddiyim tamam. Şu an. Ciddiyim. Tamam. Şu... Ayakkabı mı? Yok. Şu yumurta var ya. Tamam mı? Biz... Onu yerken... Kolay gidiyor. Anladın mı? Yani burada en azıcık o yüzden bir protein, protein olması lazım. O yüzden lazım. Kolay gelsin diyoruz. Yüzden... Tamam, anladım. Devam et. Onu kuru. O yüzden yani protein olması lazım. Hı-hı. Daha iyi daha... gitmek için. Hı-hı. Yani yol açık olsun. Hı-hı. Anladın mı? O yüzden gidiyor. Ama direkt. Sen öyle yiyor musun bir de? Yok. Ama. Ama. Yani. Yok. Ama. Ama yok. Allah devam et. Hayır devam et. Devam et. Diliyoruz. Ben de bilmiyorum. Bunu bilecektim ya. Arkadaşlar özür dileriz. Böyle çok fazla yumurta sarısına boğmuyorum kenarları. Oh. Hafif sürüp geçiyorum. Canım çok fazla çekti. Yapmıyor, koymuyor. Ya. Bir de kim bilir... Kim biliyor yani neden yumurta koyuyor? Lütfen söyleyebilirsiniz. Anlat. 200 derecede önceden ısıttığımız sıcak fırına pidelerimizi veriyoruz. Fırına is what? Oven. Oven. Pidelerimiz fırından çıktı. Hemen kenarlarına ama... tereyağı sürüyoruz. O ne? Tereyağı, mozuko, cheese. No, cheese peynir. This butter, but like solid. Butter. Yeah, white butter. Yeah. Like, biliyorum. Don't worry, the solid. Yeah. Is it before or after? After. You have to judge it over. Hazır pidelerden tek farkı taş. Peki neden? Evet, bunu da anlatabilir misiniz? Yanında pişmemiş olması olmadık yani. Gerçekten çok lezzetli. Aa, bu çok şey gözükmüyor yapmanızı ya. Yapmanızı tavsiye ederim. Yani mesela restoranlarda yediğimiz pideler, hı-hı, yani o kadar şey gözüküyor ki. Yani bu taraflar çok şey gözüküyor. Yani böyle çok bilmiyorum nasıl gözüküyor. Anladım. Yani bir kahverengi, baya kahverengi gözüküyor. Evet. Anladın mı? Bu restoran çok like, iyi pişmemiş gibi gözüküyor. Yani erken çıkarttı galiba. In restoran. In like Ellie. Like for example in restaurants, you know, it's like he's always looking so brown and like looking so I don't know. Çareje gösterdi yani nasıl yapacaksın. Yani eminim yani o normalde yani yaparken daha yani iyi yapabilir. Yani. Ablacım çok teşekkür ederiz. Neyse çok iyi. Çok teşekkür ederiz. We can try right? Evet. Denebiliriz. İşte bu yani arkadaşlar. Yep. If you enjoyed this. Afiyet olsun size çünkü kesinlikle yemek yediniz. Çünkü canımız çekti yani. Olsun. Bu videoyu eğlendirseniz ve pide nasıl yapılır öğrendiyseniz abone ol, like at, arkadaşlarına paylaş ya. Ve bir dahaki sefer görüşene kadar barış.